Son olarak projemizde yorumların listelenmesiyle ilgili işlemleri de tamamlamıştık arkadaşlar. Makalemize ait yorumlar e, sayfanın altında listeleniyordu. Dilediğimiz veri admin panelinden düzenleyebiliyorduk ve e, güncel onay kısmını turu yani onaylı ya da onaysız şeklinde yapabiliyorduk. Şimdi bizim e, buradaki kategorilerimize tıkladığımızda e, blok indeks sayfasına yani blok sayfasına düşüp ilgili kategorideki ilgili makaleleri göstermesini isteyeceğiz. Burada baktığımızda e, genel kategorisindeki 1, 2, 3, 4 diye değil tamamını gösteriyor bize. Bunu yapmaması gerekiyor. İlgili makaleleri göstermesi lazım. E, bunun için Home Controller'a gidiyorum. blok sayfasının indeksi burası. Tekrar burada Integer bir ID geleceğini belirtiyorum arkadaşlar. E, Integer ID geleceğini belirtiyoruz. İkinci bir integer değer olamayacağını mı? Parametre integer şeklinde diyor. Burada ne gibi bir işlem yapabiliriz? Ona bir bakmam lazım. Şimdi e, ikinci bir integer değer olarak göndermemiz için ya da almamız için farklı bir işlem ne yapabiliriz? Sayfalama işlemini burada yaptığımız için. Direkt burada e, bunu yapmak yerine e, şu şekilde bir şey yapabiliriz arkadaşlar. E, baktığımızda e, ne gibi bir işlem yapabiliriz burada? Blok makale şeklinde bir tane daha e, action oluşturalım. Public hemen action result diyelim. Blok makale diye ya da kategori makale diye oluşturalım öyle yapalım ya da kategori e, kategori blok diye oluşturalım bu şekilde daha mantıklı olacaktır isimlendirilmesi return view diyelim actionımızı oluşturalım bize i̇şte buradan ne gelecek integer bir id gelsin arkadaşlar tamam şimdi e, bunun içerisinde ne yapmamız gerekiyor bizim integer değer içerisinde var. E, blok diyelim yine. Blok yazıları gelecek bize. bir nokta hmm, blok yazılarından gelecek. Tabii ki bunlar. Nokta ver diyeceğiz. Neye göre gelecek? E, burada düzeltiyorum. X öyle ki X nokta e, kategori nokta kategori ID'si eşit eşit dışarıdan gelen ID'ye göre olanları to list listele bana diyorum arkadaşlar. Tamam. bunun için de yine to page list şeklinde yapabiliriz. çünkü burada da bir sıralama olabilir. Birden fazla makale geleceği için. ama öncelikle burayı çalıştırabilecek miyiz? Ona bir bakalım. Yine view'umuza B'yi gönderelim. B'den gelen değeri gönderelim. burada bloğa neyi, neyi eklememiz lazım? Nokta include kategoriyi de burada isteyelim. Kategori de bize gelsin. Kategori tablosu da. Kategori tablosundaki değerler de bize gelsin burada. Kategori bloğa add view deyip yeni bir view ekleyelim arkadaşlar. Kategori view kategori blok olarak ekleyelim. Neyi kullanacak burada? E, şerit altındaki site layout'u kullanacak. Admin layout'la işimiz yok burada. Burada bir de neyi listeleyeceğiz? E, blok blok sayfasındaki mantığın aynısını kullanacağız arkadaşlar. E, ama burada e, yorum kısmı vesaire gibi ya da şu kısımdaki kısımlar gelecek mi bize? Gelsin, buralarda gelsin. Blok sayfasındaki gibi. Bu kısımlar da gelsin bize, tamam. Şu şekilde, şu kısmı da alalım biz, tamamını alıp e, kategori blok kısmına e, ya da o kısmı almayalım. Şöyle yapalım, sadece şu section kısımlarını şöyle bir kopyalayalım arkadaşlar, section kısmını alalım kategori blok tarafına yapıştıralım. A, bize ne gelecek arkadaşlar? Şurada e, home controller'da e, kategori blok'tan bir B modeli geliyor. Dolayısıyla kategori blokta bize ne gelecek? Bir model gelecek. Doğru mudur? Et model diyorum. I, I enumerable olarak şu anda isteyelim biz bunu. Sonrasında değişimini yaparsak yaparız. Kurumsal blok altından model klasörü altından model klasörü altından bize blok tablosu gelecek diyoruz. Şimdi buraya kadar doğru e, kategori blok diyorum ismine. Şuradaki index e, düzeltiyorum. H2 kısmında kalıyorum. Eee modelden geleceğini söyledik. Buradaki model kısmı neden bu şekilde geldi? Kontrol shift V diyelim. Yine burada da düzgün bir şekilde gözükmesini istiyorum. Hemen bakalım. Model diyelim. Evet model geliyor. Tamam, sorun yok. Kaydettim. E, şu kısımda listeleme kısmı yapacak mıyız? Evet yapalım. Hatta şöyle yapalım. Şu kısımların usingini buraya e, ekleyelim hemen. Blok sayfasındaki usingleri buraya ekleyelim. Buraya da ekleyebiliriz. Şu üst kısma da ekleyebiliriz. Şurada IEnumerable gelmeyecek de I paged list olarak gelecek artık. I paged list olarak gelecek. A, burası tamam. Sadece home da şurada kategori e, blokta integer id ve virgül e, ne demiştik integer e, sayfa eşittir eşittir birinci sayfa gelsin şeklinde bir ibare vermemiz lazım. Burada da to list değil de e, to page list olarak bunu çağırmamız gerekiyor. Bunun içinde de ctrl b ctrl nokta deyip to page list göremediğini söylüyor. Onun için de ne yapmamız lazım? Page list gerçi burada zaten eklenmişti. Ne diyor burada? Şuna bir bakalım hemen. To page list. he ne yapmamız lazım? Yine şurada birinci sayfamızda page listleri, pardon blog sayfamızda to page listle sayfa e, sayfa değişkenimizi, parametremizi ve 5 e, kayıt getirmesini isteyebiliriz. Bu şekilde vermemiz gerekiyor. Ctrl Shift B diyorum arkadaşlar. Sayfalamayı da bu arada aradan çıkartmış olduk. Kategori blog sayfasında da aynı şekilde sayfalama kısmımız sorunsuz bir şekilde model diyelim yine şuraya tanımlamasını yapsın sorunsuz bir şekilde çalışacağını düşünüyorum. Ee, bakalım burada iPaget list doğru. Buradaki modelimizi de tanıyor. Burada tek bir model gelmeyecek burada ama şöyle bir baktığımızda modelimizi tanıyor mu? Model gelecek diyelim pagination kısmında. Şöyle bir bakalım bir hata verirse orayı inceleriz. Bir de e, kategori partial'da e, bizim ne yapmamız lazım? Kategori partial kısmı neydi? blok kategori partial kısmında şuradaki href home blok kategori id değil de e, ne dedik? kategori blok kısmına gidecek. Home'daki kategori blok kısmına gidecek ve bir id alıp gidecek buraya. Kategori id'sini alıp gidecek arkadaşlar. Tamam, kaydettik. Şu anda her şey doğru çalışıyor. Ben projemin gelip ana sayfasına tıklıyorum. Web web sitemin ana sayfasına düşüyorum. Rebuild ettiğim için burada da biraz uğraş, yani biraz daha geç gelecektir. Tamam. Şimdi blog sayfama geçiyorum. Genelde 4 tane makalem varmış. Kategori blog. Altta görüyorsunuz linki. Kategori blog'a gidiyor. Ve bir id'sini alıp giderek. Burada da aynı şekilde 3 no'lu kategori id'sini alıp giderek. Genel'e tıklayalım. Ne diyor burada? E, order by e, bundan sonra gelebilir diyor. E, bir order by yapmamız mı gerekiyor diyor. E, öncesinde bir order by yapman gerekiyor diyor sanırım. Bir bakalım hemen. Bunu yine almıştık. Bu hatayı almıştık yine. Home'da. Ne dememiz gerekiyormuş? Ver kısmında kategoriye kategori id, nokta list. Bir order by işlemi yapmamızı istiyor sanırım. Tamam. Ver kısmında. Tamam yine order by yapalım. Bir order by kullanalım. Ama neye göre order by? descending dememiz lazım yine burada. Kategori blok kısmında order by. descending Neye göre tersten sıralasın? E, eklenme tarihine göre tersten sıralasın. X Öyle ki x nokta e, blog id'ye göre tersten sıralasın kaydettim ve projemi yeniden build ettim. Bu il işlemi bitsin. Projemi yeniliyorum. Tekrar hata verecek mi bakacağım. Burada öncesinde diyor e, bir order by işlemi gerekli şeklinde uyarı veriyor. Onu tamamladım. Evet kategori bloğa geldi mesela şurada hizmet kategorisine tıklayalım. 3 nolu kategoriymiş. 2 tane kategorimizi getirdi arkadaşlar. Gördüğünüz gibi sayfalamamızı da yaptı. Herhangi bir hata vermedi. Genele tıkladım. 1, 2, 3, 4 tane kategorimizi getirdi. Burada da başarılı bir şekilde. Buradan da devam et dediğimizde yine blok detayda gidiyor. Herhangi bir sıkıntı yok. Yorumlarımızı gösteriyor. Buralarda aynı şekilde çalışıyor. Herhangi bir sıkıntı yok son blok kayıtlarında yine blok detayına gidiyor. Herhangi bir sıkıntı yok. Yani blokla ilgili işlemlerimizi de bu şekilde en son kategorilerle ilgili tarafımızda tamamlayarak bitirmiş olduk arkadaşlar. ben bu derslerin bayağı bir öğretici olduğunu düşünüyorum. Şöyle direkt uygularken karşılaştığımız hataları o anda çözmeye çalışıyoruz. bu ileride karşılaşabilecek olduğunuz hatalarla da hatalarla baş edebilme adına sizlere yeni şeyler katacağını düşünüyorum. Burada bazen e, şu da olabiliyor. E, biraz dersin uzunluğunu etkileyebilir. E, öncesinde bir çalışma tabii ki yapılıyor ama burada hatayla karşılaştığımızda hem dersi anlatırken hem de hatayı çözmek normal zamanda çözdüğünüzden e, en az 2-3 katı daha sürüyor. Acaba e, dersi uzatacak mı diye kaygısı da oluyor anlatırken ama elimden geldiğince kısa tutmaya çalışıyorum. E, Blokla ilgili kısmı da tamamladık e, hayırlısıyla. Devamındaki işlemimiz neyse sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar.